Biz 15 Haziran'da okulları kapattığımız zaman rahat edeceğimizi düşünüyorduk. Öğrencileri gönderdik, biraz daha işlerimiz hafifler diyorduk. Ancak 15 Haziran'dan bugüne kadar biz yeni eğitim öğretim yılı için, çocuklarımızın daha iyi ortamlarda eğitim görmesi için, okullarımızın fizik imkanlarının iyileştirilmesi için can revan çalışıyoruz. Henüz hazır olmayan okullarımız var ama inşaatlarımız devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. 12 Haziran'da okullarımızı açtığımız zaman yani %90 okulumuzda eğitim üretime hazır hale gelecek. Bu konuda canla başla çalışıyoruz. Peki Kayseri olarak bütün okullarda tekli eğitime ne zaman geçilebilir? Şimdi planlamamızda 2023 yılıydı. Ancak inşaat sektöründe meydana gelen aksamalardan dolayı biraz daha uzayacak gibi. Şu anda 100 okulumuzda ikili öğretim yapılıyor. İkili öğretimin sonlandırılması için şu anda 68 tane inşaat projemiz devam ediyor. Fiilen devam eden 13-14 tane okul inşaatımız var. Bunlar bittiği zaman 15-20 okulumuz zaten ikili öğretimden kurtulup tekli öğretime geçecek. İnşallah bu projelerin tamamı da bittiği zaman yani en kısa sürede geçeceğiz ama 2023 olmayacak gibi gözüküyor. Bir 6 ay, bir sene gibi bir gecikmeyle ikili öğretimden kurtulacağız diye düşünüyorum. Kayseri'nin okul ihtiyacı var. Evet, Melik Gazi, Koca Sinema, Talas ilçelerimiz, metropol ilçeler, çok büyük ilçeler, çok hızlı büyüyen bir kentteyiz. Buralarda okul ihtiyacımız var. Devletimiz tespit etmiş sonuçlar inşallah birkaç yıla bu okul ihtiyacımız kalmayacak gibi gözüküyor. Ancak şu anda var. 68 de inşaat projemiz var. Yani 68 tane okulumuzun yapımı için şu anda planlama ve proje aşaması yapılıyor. O yüzden devletimiz bu işin üzerinde. Birkaç yıla bu işler çözülecek diye düşünüyorum. Bizim 300 bin öğrencimiz var. Yani 12 Eylül dediğimiz zaman 300 bin öğrencimiz ders başı yapacaklar. Kendilerini biz heyecanla bekliyoruz. Tatile girdiler, hak ettiler, hak ettikleri bir tatili yaptılar. Şimdi biz okullarımıza bekliyoruz. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. 1 Eylül itibariyle öğretmenlerimiz de tatillerinden gelecekler ve seminer çalışmasına başlayacaklar. 12 Eylül'den itibaren de eğitim öğretim başlayacak. Artık 300 bin öğrenci ders başı yapacak. Okullaşma oranımız anaokullar hariç hepsinde %99'un üzerinde. Yani bir eğitim almayan hiçbir yavrumuz yok. Özellikle işte zorunlu eğitim dediğimiz 12 yıllık eğitimin tamamı öğrencilerimiz kayıt altında. Hiç okula gitmeyenlerimiz işte ilkokula zaten gidiliyor. 8 yıl bittikten sonra yönlendirmeler yapılıyor. Bu yönlendirmeler işte meslek eğitim merkezleri, meslek liseleri, çıraklık eğitimleri dediğimiz kurumlara gidiyorlar. Yani okullaşmada bir sıkıntımız yok. Okula gönderilmeyen çocuğumuz yok. Mutlaka kayıtlar bizde var. Gelmeyenleri biz gidip buluyoruz, getiriyoruz. Şimdi şöyle diyelim, biz işimizin başındayız. Özveriyle çalışıyoruz, koşturuyoruz. Bütün idarecilerimiz, öğretmenlerimiz gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Özellikle bu yıl biz eğitim alanında çok büyük başarılar imza attık. Mesela burada örnek vermek istiyorum. 5 tane LGS'de Türkiye birincisi çıkardık. Onun haricinde daha önemlisi YKS sınavı dediğimiz üniversiteye yerleştirme sınavlarında biliyorsunuz sadece 3 tane alanımız var. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık. Bu üçün ikisi Kayseri'den çıktı. Türkiye birincisi. Yani ÖSYM başkanımız açıkladığı zaman işte sayısal alanda Türkiye birincisi Kayseri, sözel alanda Türkiye birincisi Kayseri ve eşit ağırlıkta işte başka bir ilimizi saydı. Gerçekten 18 milyonluk bir İstanbul'u, işte 7-8 milyonluk bir Ankara'yı, İzmir'i düşündüğümüz zaman bu iki birincilik büyük bir başarıdır. Türkiye çapında çıkan 3 tane birinciliğin Kayseri'den çıkması Kayseri için çok önemli bir başarıdır. Tarihi bir başarıdır diyorum. Ayrıca LGS'deki başarımızda o 5 öğrencimizi kutluyorum. Diğer öğrencilerimizi de kutluyorum. Bu büyük bir başarı. Kayseri için hem reklam açısından iyi oldu hem de kendilerinden sonra gelen öğrencilere bu birincilik alınabiliyormuş dedirtirdi. O yüzden tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi kutluyorum. Bu başarıya imza atan, bunlara emek veren arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Yorucu bir yaz tatili geçirdik. Çocuklarımızı heyecanla bekliyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum. Değerli öğretmenlerimizi bekliyoruz. Onlar da dinlendiler. Yorucu bir sürecin içerisine girecekler. Şimdiden kendilerine iyi bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Kazasız belasız inşallah başlar ve bitiririz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.